Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıslak kek yapacağız. Neden bunu yapıyoruz peki? Çünkü bugün annemlere gidiyoruz, yani Salihli'ye, kendi aileme. Şu an saat 12-12.30 civarı. Saat 3-3.30 gibi de Hüseyin gelecek. Daha sonrasında yola çıkmış olacağız. Şimdi sizlerle annemlere gitmeden önce ıslak kek yapmak istedim. O zaman zaman kaybetmeden şu ıslak kek tarifine bir an önce geçelim. Öncelikle ben şu şekilde malzemeleri ayarladım arkadaşlar. Şimdi bunun içine önce 1,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonrasında 3 adet yumurtayı da içine kattıktan sonra bunu güzelce çırpacağız. Bu karışımımızı çok iyi çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki neden? Kekimizin yumurta kopmaması için. Yani şu an şu sarı olan yumurtalar beyaz renk olana kadar bunu çok iyi çırpacağız. Gördüğünüz gibi sarı olan yumurta böyle hafif beyaz renge büründü. Yani bu şekilde yaparsak eğer kekimizin sonucunda kekimiz kokmaz. Nokta. Evet, bu şekilde. Ay, gitti. Gitti gitti. Size göstereyim derken dökmem peki. Allah'tan çok dökülmedi. Şimdi bu karışımımıza sıvı yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da damla damla akıyor. Ay, sinir oldum şu an. Neden böyle akıyorsun yavaş yavaş? Bir su bardağı sıvı yağını da ekledim. Daha sonra 1,5 su bardağı sütümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da çok iyi çırpacağız. Şimdi bunun içine 1,5 paket, yani normalde tarifte 1 paket yazıyor, 25 gramlık kakaolu paketlerden. Ben 1,5 paket kullanıyorum arkadaşlar, böyle daha çok kakaolu olsun diye. Şöyle yapacağım ya, çünkü sıçratıyor şu an. Şimdi bu karışımdan 1,5 su bardağı ayıracağız arkadaşlar. Sonra bunu kekin üstüne dökeceğiz. Şekerli vanilin 1 paket, bunu döktüm. Daha sonrasında ben kabartma tozunu en son döküyorum arkadaşlar. Çünkü bunun püf noktası orada. Eğer kekinizin daha çok kabarmasını istiyorsanız unu kattıktan sonra kabartma tozunu katın ki böyle kabarık kabarık olsun. Şimdi 2 su bardağı unu da ilave edeceğim. Yine dökmeyeyim de. Şu şekilde bir kıvam oldu. Buna hemen ne katıyorduk unutmadan? Bir kere ben yaptım arkadaşlar, unutmuşum kabartma tozunu katmayı. Şöyle bir paket kabartma tozumuzu ekleyelim. Bunu da yine güzelce çırpalım. Ben hayatım boyunca en çok ıslak kek yapmışımdır bu arada arkadaşlar. Ve herkes de çok beğenir benim ıslak kekimi. Yemeği de severim, yapmayı da çok severim. Şimdi bu karışımı yağlı bir tepsiye döküp fırına koyacağız. Pişmesi için bekleyeceğiz. Yaklaşık 30 dakika falan duracak 170 derece fırında. Evet, kekimiz pişerken biz de diğer karışımı yapalım. Bir küçük bir tencerede kaynatacağız. 1,5 su bardağı sütle yapacağız arkadaşlar bunu. Bu ayırdığımız karışımı da bunun içine ekliyorum. Şunun içine biraz süt katayım. İsraf olmasın. Şimdi bunu kaynatacağız arkadaşlar. Bunun da soğumuş olması gerekiyor kekin üstüne koymam için. O yüzden şimdi yapıyorum. Ben kek yaparken annem aradı. Şimdi onu arayacağım ama onu aramadan önce. Şöyle bir tatlılık var burada. Burada kimler varmış? Hı? Ares Bey. Nasılsınız bakalım? Sen çok mu tatlısın? Rahat bırakmıyor beni. Annem arayacağım şimdi. Sakin ol canım benim. Allah. Allah. Deviriyor beni. Tamam, tamam. Bakışalım mı?
Çok tatlı ya. Ben bir balkona çıkıyorum. Aris, gelme buraya. Şöyle çamaşırları topladım şimdi. Bunları beraber dürelim. Bu çarşafı Aydın'dan aldım arkadaşlar. 10 TL'ydi. Çok ucuzdu ve malı da çok güzel gerçekten. Eğer Aydın'da yaşayan veya Aydın'a giden olursa mutlaka almalı bence. Ben bir tane aldım. Hatta pişman oldum. Hatta pişman oldum bir tane aldığıma. Keşke 2-3 tane daha alsaydım dedim yani. Ama malını bilmiyordum. Poşetin içindeydi. Gayet de güzel yani. Şimdi ben bunu nasıl katlayacağım? Yapma. Bana yardım edebilirsin Aris. Gelişi güzel katladım. Bunları bu şekilde dürdüm. İçeriye yerleştireceğim birazdan. Ares. Ares. Hadi kalk. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi kalk. Hiç kalkası yok. Senin patilerini yerim. Böyle bir kabarma görüyorum şu an. Yani şu tarafı kabarmamış, şu tarafı kabarmış. Neden böyle oldu? Açayım mı? Hadi açalım ya. Bir bakalım olmuş mu olmamış mı? Herhalde. Ya güzel görünüyor bence. Şöyle. Hemen şu karışımı da bunun içine dökeceğiz arkadaşlar. Ama ben kesip dökeceğim dediğim gibi. Kesip döktükten sonra çünkü aralara daha çok emmiş olacak ve böyle ıslak ıslak olacak. Ben dayanamıyorum, tadına bakacağım. Yalnız hemen çıktı, hemen tadına bakıyorum. Mükemmel. Gelin size de yapayım. Böyle bir tat, böyle bir lezzet görülmedi falan diyormuşum. Şaka şaka. Kekimiz bu şekilde suyu emdi arkadaşlar. Şu az göçük olan yerde biraz kaldı da. Şurayı da yedim ha, çaktırmayayım. Çok güzeldi ya tadı. Kekimizi hemen kaba koyalım. Hazır dursun. Hüseyin gelince zaten hemen çıkacağımız için bu da kenarda dursun. Hemen alıp çıkarız. Evet, şimdi hızlı makyaja geçelim.
Evet. Bu kadar makyajımız. Hızlı bir makyajdı. Gördüğünüz gibi. Geldim. Ares, kim geldi? Ares. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk aşkım. Video mu çekiyor? Evet. Bugün videodayız. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen hoş bulduk. Ares ile Hüseyin'in dur, tamam, anlaşma şekli. Dur, tamam oynayacağız. Öpeyim. Oyun oynamak istiyor seninle. Hı? Oyun oynamak istiyor seninle. Evet. Canım benim o. Hoş geldin diyor bana. Evet. Özlemiş. Benden önce hoş geldin diyor. Ne yapacak? İyi aşkım. Tamam dur oynayacağız. Dur bekle biraz. Eve gireyim. Evet, eve girsin bir. Allah. Dur. Bekle tamam 2 dakika ya. Sabret. oy çıldırdı vallahi. Ne yaptın hayatım? Ne yapalım? Çalıştın geldin. Aynen. Bir günü bitirdik yine. Değil mi? Yoruldum biraz. Boynum da tutulmuştu işte. Doktora gittin? Doktora gittim bir şey. Yok eczane gittim. İğne attırdım bir ara kas gevşetici. Tamam. İyi gelmiştir o sana. Biraz ama daha çok ağrıyor. Ağrı kesici vereyim mi? Bir masaj yapsam daha iyi. Yaparım birazdan. Ben de böyle keklerimizi yaptım. Ben de diyorum koku nereden geliyor? Tatmak ister misin? Evet tatarız. Ben yedim vallahi ucundan. Götürmek için mi hazırlanıyor? Bu götürmek için orada var gel. Ya. Çok cıvık cıvık oldu. Ellerimi de yıkadım bugün yüzüm yaş kaldı. Oo. Çok güzel biliyor musun çikolata? Biz gidiyoruz. Evet. Ares de heyecan yaptı. Dur ben açayım kapıyı siz bekleyin. Evet yola çıktık arkadaşlar. Şimdi Hüseyin bankamatiğe uğradı şuraya. Onu bekliyorum. Bugün güzel bir gün. Hava da güzel. Güneşli. Geçen gün hava böyle çok karanlıktı. Böyle bir kötü hissettim kendimi o gün. Hiçbir şey yapasım gelmemişti o gün. Bütün gün yattım. Ve işte beklenen video. Ablam video atmış. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Yarın 10'da yasak bitiyor. İşte 10'da kalkarız. Kahvaltı yaparız. Yarın sucuk ekmek yiyeceğiz. Bozdağ'a gideceğiz inşallah. Yani planlarda bir değişiklik olmadığı sürece onu yapacağız. Kendimiz yapacağız herhalde sucuk ekmek. Tabii. Tava alacağız yanımıza. Şimdi Salihli'ye girmiş bulunmaktayız. Şurada oteller var. Meşhur otellerimiz. Sureste restoranı var. Oraya gelirdik önceden hep. Ben bekarken. Odamı özledim. Gerçi burası artık Seyyem'in odası. Sarılmayacağım. Ünlü sarılın. Manyak ya. Allah'ım ya. Evet. Evet. Biz kavuştuk. Efendim? Of. Allah'ım. Çok güzel olmuş. Kurabiye yapmışlar bir de. Ana pişmemiş lan bu. Evet onu daha yeni koyacağız. Yiyecekti. Ben pişmiş sandım. Sevo sen mi yaptın? Annem. Baba beraber çek öyle çek. 8'den önce evde olmamız gerekiyormuş. Evet maalesef. Öyle üçümüzü çek. Buluştuk. Evet. Çok özlemişim ben ya. Ben de. Şurayı her gün özlüyorum ki ben. Bunlar hepsi YouTuber oldu ya.
Vallahi üçüncü işte. Ünlü ünlü böyle oluyormuş. Değil mi? Ares'i seviyor amca. Ay o da özledi onu da. Ya babam ne güzel almış bunu. Telif yiyeceğim anne. Çok nostaljik. Gülsün ablanın sayfasına giriyor baba. O ne? Nerede çantamız? Çok iyi, tam oldu değil mi? Marka ya gibi. O çok güzel. Onu gördün mü? Antika gibi. Baksana. Gerçek bir şey, TRT haber açıp sanki. Evet, bugün Cumhurbaşkanı açıklama yaptı lan diye kulaklarını dayayıp dinliyorlarmış ya. Tam öyle değil mi? Evet, az önce anneme diyorum ki müziği kapat diyorum, telif yiyeceğim. Biz yine koptuk. Ya enişten beni izliyor. Çatlayın. Değişti. 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 Bayanlar. Kayacak merdiven bula bayanlar. Dinlemeyin yani. Muğla şarkısı bu herhalde. Muğla şarkısı bu. Şey mi bu? Nasıl oynanıyor? Bu bizim şarkı. Bak baba ne yapmış? Ya müzik sistemi mi o? Evet. USB'si falan var. Evet müzik. Hadi canım. Tabii canım bunu dolduruyorsun. Şeyde buradan takıyorsun. Hı. Şarj ediyorsun buradan falan. Şuradan flash takılıyor. Bak bak. Damacana için diyor. Hadi canım. Elektrikli su pompası diyor. Aynen. Damacana için. Güzel. Elektronik su pompası bak, bak, pardon. Buraya basıyorum bak. Şuradan çekiyor. Şu şöyle oluyor tabii. Bunları nereden buluyorsun sen Yaşu? Vallahi helal olsun. Basıyor. Kapattığın anda su akışını kapatıyor bak. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Sağ ol canım benim. Sağ ol baba, teşekkürler. Al bakalım. Dursun dursun orada. Babam bize elektrikli su pompası almış da. Elektronik. Evet gördüm. Evet, onu gördüm. Çok güzel. Basıyor, duruyor. Ben onu ilk baş ne sandım? Müzik sistemi. Ben dün ne gördüm? Onu anlatacağım size. Ben geliyorum. Aparat. Yani. Aparat. Aparat değil ya. Tripod. Tripod. Alacaktım. Ha. Aldım. Onu ararken işte bir elektronikçiye falan girdim. Baktım telefon kılıfı falan satan. Bluetooth'lu. Şu kadar bir şey. Hı. Telefonu ya da kamerayı koyuyorsun. Sen nereye dönersen o da, o da seninle bir dönüyor. Sen o ne yapar hani ne şey yaparsan o şekilde yükseliyor falan böyle. Çok güzeldi. Vay anasını. Ondan alacağım. Al. Sen de. Ben de alırım. Beraber al. Bakalım inşallah. Ama tripod İşler ben... nasıl gidiyor? Manyak. Ama telefonla çekmiyorum ya ben. Ha evet ya benim bu senin bunun, güzel. Hayır bunun tripodu olsa belki de vardır ben bilmiyorum işte. Tripodu var normalde. Vardır. Ben gördüm bir kızda. Tabii canım. Bir kızın videosunda görmüştüm. Ben bana da yetiyor o şu anda. Ha. Öyle onu demek istedim paylaşayım. Evet. Annem börek yapmış bayağı bir. Domates, peynir, zeytin, salatalık. İşte ben de şu ıslak keklerimi getirmiştim ya. Şimdi bunları yiyeceğiz. Şurada çay da demleniyor. Annem biz yokken mantar kurabiyesi yapmış. Akşam üstüne yakın. Az önce pişti şimdi sıcak sıcak fırından çok çıktı. Çok güzel görünmüyor mu? Şuna bakın. Bu 10 dakika falan duruyor değil mi anne? Evet. 10 dakikada pişiyor. Ve çok çabuk
pişen bir kurabiye. Hayır. Yiyemezsin. 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 Birazdan çayla. Birazdan. Bir tanesinin tadına baksaydım. İyi al adam. Ama çok sıcak. Şimdi saat 8'de sokağa çıkma yasağı gelecek. O yüzden biz markete geldik arkadaşlar. Öyle abur cubur bir şeyler alacağız işte. Koladır. Çerez merez alacağız. Aşkım. Hı. Gerisi var. Organize var. Gerim var mı? Ondan bende var. Kolalar öbür tarafta bende. Dolaptan mı alalım? Abla. Ağlara dolanır pişman da olursam. Ufaklardan alacağım ben çok içiyorum. 2 litre olabilir. Bir de cips falan alalım. Hangisini alalım? Çok güzel. Şu seni Doritos. Sevdiğim. Annem şu Doritos seviyor. Peynirli Doritos. Şu aşağıda bak. Bu ikisi yeter. Bir tane alalım mı? Yok yeter. Boya şeyi var bak. Aşkım bugün boya yaparsın ben. Saç boyası değil mi? Evet. Alalım mı? Gerçi Sevim geldiğinde saçımı boyayacak ya. O zaman video çekersek işimize yarayabilir. Evet. Bunlardan yoktu önceden burada. Şöyle elektrikli mangal falan var bak. Yumurta da alalım mı? Kinder alalım mı? İstemem. Hadi alalım. Hepsi çok güzel olduğu için. Bu senin şansın. Hadi bakalım. Nescafe alalım bir de. Evet, burada yapıyorlardı. Şimdi size çok kısa bir tarif vereceğim. Ama bunu daha detaylı kanalıma atacağım arkadaşlar. Şu şekilde milföyü kestim. Arasına Nutella koydum. Sarıyorum. Bunun adını size söylemeyeceğim. Yorumlara yazın. Dışarıda satılıyor bu. Acaba ne? Acaba ne? Böyle evet. Yanlarını da kıvırıp ayda şekline getiriyor işte. Neye şöyle benziyor? Olacak. Neye benziyor sizce? Hadi bakalım. Vallahi bir sürü ikram yani. Burada bunlar. Islak börekleri yedik. Islak keki zaten ablam bir numaradır ıslak kek konusunda. Nereye koyduk annem? O ha, saklama orada, kabında. He. Şunda sandım da bir an. Orada aynen. Kola da almış Hüseyin de. Evet. Ne zaman yedik? Karnımız da çoktu. Evet ya çok yedik börekten. Üstü gitmiş bunun. Çok güzel. Çünkü üstünden kek alınmış. Annem almış bunu bir yere koymuş başka bir yere. Belki de anneannemler indirmiştir. Şurada tabakta. He. Yiyelim diye ayırmış. Hı hı. Vallahi çok iyi. Böyle. Zara. Zara. O da orada. Pipet. Pipetle oynuyor. Bir he. Birazdan ortam yaparız. Vazgeçemediğimiz tek şey. Sonra niye yüzümüzde sivilce çıkıyor? İşte. Daha geçen cildiye çıktım ya. Ama çıkıyor yani. Maf. Maf oldu yüzüm. Bende de beyaz nokta çıkıyor mesela. Sıktırıyorum. Orası yara oluyor direkt. Yara demişim. Seninki yağdan yağ bezesi yağ gibi. Yemekten. Evet. Yağlı beslenmeyeceksin demişti doktor bana ama işte yiyorsun. Bana her, ne... her şeyin içinde yağ var ki. Var canım. Cips de var her şeyde. Çiğdem de. Yani, ne yapabiliriz? Bana doktor ne dedi biliyor musun? Hı. Uzun süre dedi ağzına tutarak böyle kupada dedi sıcak şeyler içme çay kahve. Onun buharı bile dedi senin ağız çevreni dedi sivilcelendiriyor dedi sıcaktan oluyor senin dedi sen soğuk ortamda bulunmalısın dedi. Şükürlerim olsun ki ben de sevmiyorum sıcak ortamı. Evet. Soğuğu doğru. Severim. Ben de öyle valla. Yani kışın yani. Ama kışın soğuğu seviyorum bak yaz sıcağından bahsetmiyorum. Tabii. Bir de güneş. Bir de güneşten koruyacakmışsın kendini. Çok soğuk değil burada ama ben onu gördüm. Ya. Tariften. Cilt bakımına geçtik. 360 derece böyle. Döndü. Döndü. Dönüş yaptık. Özür dileriz. Dileriz. Bunu sen mi aldın? Ne yapalım? Evet ama nereden aldığımızı unuttum. Hemen hatırlıyorum. Bunun yanında bir krem daha vardı. Geçen giymiştim öyle böyle açık. De facto mu Elsiva 2 mi? Elsiva 2. Evet. Evet. Yaz bitimi yok. Sezon sonu. Yaz sonu kış başı. Evet. Daha evli kış değildim. Kış başı. Henüz kış başı. Henüz bekarken. Evet, daha o zaman nişanlıydık. Ben unutuyorum buraya gelince. Ben anlamadım ki bu nedir ya. Allah Allah. Ben seni niye unutayım? Ben seni unutur muyum canım beni? Ne zaman gidiyorsunuz? Nereye? İnsana da böyle sorulmaz ama. İzmir'e. Yarın. Saat 3'te çıkıyoruz biz. Yarın erken kalkmamız yokmuş. Baba, ne yapıyor? Bir şey yapmıyorum. Kabak kafalı. Kabak kafalı mısın? Ay. Az önce yaptığımız milföyler, kitkatlar. Bunu yine fırına attık biz de. Altı böyle hamur gibi olmuştu. Birazcık daha dursun dedik. O da şimdi çıktı. Yine sıcak sıcak bunlar. Bu da aynı şekilde. Şunu çok merak ediyorum tadını. Nasıl oldu acaba? Ay Allah. Kızım geldi. Oğlum geldi. Canlarım benim.
Onlara yaptım tabii. Tabii. Canımı veririm ben onlar için, canımı. Hazırlayalım o zaman. Hazırlayalım. Kola içeceğiz katalım. Değil mi? Hı-hı. Bunları hazırladık. Tabaklara koyduk tek tek. Yiyeceğiz. Devamını katar mısın anneciğim? Şunlar gerçekten çok güzel oldu ya. Görüntüsü falan da çok güzel. Milföyleri böyle değerlendirmek gerekiyor. Arasına Nutella koyduk yani biz. Bugünkü vlogumuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi biz arkaya geldik. Sevim'le biraz edit yapacağız. Daha sonrasında yarın yeni bir video başlatacağım zaten. Bozdağ ya da Gölcü'ye gidip sucuk falan yiyeceğiz ve sucuk ekmek tarzında. Biraz da gezeceğiz falan. Oraları çekerim yine size. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Ve bildirim çanını da mutlaka açmayı unutmayınız. Oradan size bildirim gelecek telefonunuza. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.